Şimdi burada önce ben kavramlar, tabii doktorluk kavramları, hastalık kavramları üzerinde birkaç kelime edeceğim. Bunlardan işte kavramlar deva, derman, tedavi, ilaç, şifa, teselli. Bunlar müsbet manada kavramlar. Bunun karşıtı olan dert, hastalık, vehim, veham ve evham kelimeleri var. Burada bana daha çok vehim konusu galiba söylenmiş. Burada Atilla hocamız da belirtmişti. Bir de Şafii Hakimi Zülcelal, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakması cihetiyle. Yani Şafii ismi hastalığı iktiza eder. Yani dolayısıyla bir de hakim, hikmet ve hekeme, yani kef ve mim harflerinden oluşan. Ve burada Üstad Hazretleri bunu kapsamlı olarak da kullanıyor, ayrı olarak da kullanıyor. Hatta Hakimi Zülcelal diye de kullanıyor. Hakem dediği zaman hakim ve hakim ismini bir arada da ele alıyor. Ama burada daha çok sanki hikmet manasındaki Arapça olarak yazdığımız zaman Atilla hocamız daha iyi bilir. Sonunda Y ile çekilen Y harfi olan harfle çekilen burada hikmet manası ön plana çıkıyor. Burada bir de Celal ismi var. Tabi Cenab-ı Hakk'ın isimlerini üçe ayırıyoruz ya da ikiye ayırıyoruz. Celali, Cemali diye. Biz burada fazla uzatmayalım. Celal ismi nedir? Hastalık celali bir tecellidir. Yani burada o kavram önüne çarpıyor. Vehim konusu, vehim zaten kelime olarak belirsiz fikir ve düşünce manalarının bizi ne yapması, yaralaması. Yani Türkçe'de buna kuruntu manasında ya da zarar ihtimali, daha terimsel olarak söylersek zarar ihtimali çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme manasında. Bir de burada Üstad Veham diyor. Bu da bu işe, yani isim manasında, yani bu işe kapılan kişi Veham oluyor. Evham da bu işin çoğulu şeklinde kelimelere bakacağız. Diğer kelimeler diğer yerlerde çokça değindiğinden oralara fazla girmeyeceğim. Bir de burada iki kavram var. Yani burada vesvese kelimesi fazla geçmese de vesvese ile evham kelimesi çokça kullanılır ve birbiriyle karıştırılır. Birbirine benzerdir fakat tam bir değildir. Vesvese kalbidir. Dindar insanlara müptelâ olur daha çok. Evhamlanırlar. Tabii başka şeyler de olur ama genel olarak daha çok vesvese dindar insanlara geldiler. Bu ne yapar? Yani olan şeyi yok etmeye çalışır. Yani sende mesela abdestin vardır. Sana der ki abdestin yok. Var olanı yok etmeye çalışır. Namaza durursun. Sen der ki abdestin yok. Orada buraya ehemmiyet vermezsen, Üstad bunu açıklıyor zaten 20. sözde. Namaz bahsinde 20. sözde. Vehim ise akli bir kavram. Yani veham düşünmekten zaten tevehüm. Yani dimağın mertebeleri sayılır. İşte başta tahayyül, tasavvur diye gider. Taakkul 7 mertebe sayılır. En sonunda itikat gelir yani. Bu akli olduğundan dolayı daha çok insanı yersiz meraka sebep olur. Bunu yenmemizin sebebi diğerinde günahlar sebeptir vesveseye. İnsan takva dairesinde yaşarsa biraz daha vesveseye daha az mağlup olur. Akli konularda ise insanın fıtri olmayan şeyleri terk etmesi gerekiyor. Yani fıtrata ait olan şeyleri terk edersek vehim hastalığına yakalanmayız. Yani bu duygular insana boşa verilmemiş. Yani vesvese ve vehim bunların da yeri var. Yani her duygunun bir yeri vardır diyor usta. Bunu da 9. mektupta güzelce anlatıyor. Mecazi, hakiki diye. Başka bir yerde ifrat, tefrit, vasat diye. Şimdi kısaca buradan değindikten sonra fazla şey yapmayalım, yani detayda konuşulabilir ama fazla. Burada bir hitap var Üstad Hazretleri'nin. Ben bu hitaba girmek istiyorum. Başta diyor ki ey derdine derman arayan hasta. Bu hitapta hastalığı kabullenme var. Yani bence bu hitapta, yani ey derdine derman arayan hasta demek, yani demek bu kişi kendini hasta kabul etmiş ve müracaat ediyor. Zaten bir insanın kendini hasta kabul etmesi gerekiyor. Vehmi durumlarda, vesvese durumlarda. Etmezse
bu insan tedavi olamaz. Ya burada da bir hastalık, zaten hastalığı ikiye ayrıldı. Bunlar değildi, ben çok girmek istemiyorum. Burada işte hakiki ve vehim diye ayrıldı. Yani burada buna maddi bedensel hastalıklar diyebiliriz belki. Diğerine de işte psikolojik, akli, ruhu. Kavramlar da tabii tartışmalı kavramlar. Ayhan Songar vardı rahmetli, Allah rahmet eylesin, gani gani. Yani o biraz daha farklı kullanırdı. Yani ruh hastalığını kabul etmezdi. Yani buna akli derdi. Ve akılla ruh arasında bir denge bozuluyor. Yani fizyolojiyle ruh. Ruh maddi değildir. Çünkü maddi ilaca tedavi karşılık vermez. İlaçlar işte dediğimiz gibi ayrılıyor. Yani bu bazı maddi ve beyin hastalıklarda ilaçlar da ikiye ayrılıyor. Yani sadece sözlü mesela, bunu Hipokrat da demiş. Önce söz, sonra ilaç, sonra bıçak demiş. Yani bazı insanları sadece sözle tedavi edebiliyoruz. Yani söz bir şeye. Ama bazı hastalıklar işte dediğim gibi hem sözlü hem ilaçla. Bu psikiyatride de kullanılıyor. Diğer bir hususa ben gelecek olursam, yani burada tedavi olarak, yani sonuçta tamam, böyle biz bu hastalığa yakalandık. Vehmi bir durumumuz var. Peki bunun çaresi ne? Yani bu vehim bize niye verilmiş? Tabi bu noktalara da biraz değinmek istiyorum. Burada sözlükler hazık bunu çok kullanıyor. Hazık mütedeyyin hekim tabiri. Hazık çok önemli bir kavram. Yani hazık mütehassıs olacak bir defa kişi. Sahasında mütehassıs olacak. Yani insan bir mal alırken, herhangi bir şey yaparken araştırıyorsa hekimini de araştırması gerekiyor. Yani bunu da kimden araştıracak? Tedavi olmuş hastalarından tabii ki. Diğer bir kavram da mütedeyyin diyor, yani dinde. Dolayısıyla insanın hem sahasında mütehassıs hem de dindarı tercih etmesi gerekiyor. Ama ikisini birden bulamadı. Üstad diyor önce maharet gelir. O zaman neye gidecek? Hazığa gidecek, mütehassısını bulacak. Yani burada da bu önemli. Ve hazık mütedeyyin hekimlerin sözlerini tutmak diyor burada. Bu özellikle vehmi, vesvese durumlarda hakikaten söz önemlidir, ilgi önemlidir. Belli bir zaman ayırmadığınız takdirde böyle bir hastalara ilaçlarla tedavi edemezsiniz. Yani ilaç sadece baskılar bu ilaç insanları. Ben maddi boyutuna girmek istemiyorum. Orada üstad sayıyor bedeni maddi hastalıkların birçok sebeplerini. Burada önemli nokta şudur, yani burada perhisizlik kavramı üzerine durmak istiyorum biraz da. Perhizle ilgili Peygamber Aleyhisselam hastalığın evi midedir. Evi midedir, tedavinin özü de perhizdir der. Yani bu perhiz kavramı biz genelde maddi olarak algılarız. Halbuki perhiz, manevi perhizlerimiz de var. Mesela şu an biz oruçla, yani bu Ramazan ayında Allah'a şükür hem maddi hem manevi perhize girmişiz. Yani bazı terkleri terk etmek zorundayız. Yani akli ve vehmi durumların tedavisi terk etmektir. Fıtri olmayan şeyleri terk etmek. Yani fıtrata aykırı her şeyi terk etmektir. Yani bunlara terk ettiğimiz nispetle bu gibi durumlara biz maruz kalmayız. Özellikle orada bunu vurgulamak istiyorum. Yani diğer konular biraz değinildi. Ben orada konuşmak istemiyorum. Vehim dedik aklidir. Yani dolayısıyla vehmin şu durumunu bilmemiz gerekiyor. İrade, dolayısıyla biri iradeye bakıyor, biri ihtiyara bakıyor. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Dolayısıyla burada akli ve vicdani, burada dolayısıyla vesvese ve vehim ihtiyarımız olmadan gelir. Bir defa bunu bilmemiz gerekiyor. Ya bunu da irade ve ihtiyar devre dışı kalıyor. İstemsiz olarak geliyor. Yani bir defa bunu bilmek gerekiyor. Yani hastaya bu senden üstad diyor, bunu düşünmemek diyor. Yani zaten tedavide diyor ya, burada söyleyecek zaten dişine. Ne yapmamız lazım? Arılara ilişmedikçe diyor sizden kaçar. Gözünüze bir şey ilişti. Ona dikkat ettikçe o ne yapar? Mesela ip diyor, göründü gece. Bu ip yılan olur. Yılan suretine girer. Bir şey hareket etti. Halbuki hareket etmemiştir. Biz aklımızda ona bir şey veriyoruz. Hareket veriyoruz. Işığı açıyoruz. Bakıyoruz bir şey yoktur. Yani nedir burada? Yani olmayan bir şey yok koyar ortaya. Öbürü ise olanı yok etmeye çalışır. Yani burada önemli bir fark var. Vehimle vesvese arasında. Yani bunlar insana boşa verilmemiştir. Her bir duygunun bir yeri vardır.
Zamanımız olursa onlara da tabii değinmek isterim daha sonra şeylerde. Burada Üstad Hazretleri en sonunda bu gibi hastalara yakalanlarda diğer hocamız da söylemişti. Eğer mütedeyyin olmayan hazık olmayan doktorlara, yani daha merhabetsiz diyor Üstad bunlara, ya da yarım hekim diyor. İnsafsız doktor diyor. Bunlar mesleğini kötüye kullanan insanlar olmuş oluyor bir nevi. Ne yapıyor? Kişinin bakıyor ki böyle bir durumunu tespit ediyor. Ben bunu ne yapabilirim? Bunu seanslara bölüp maddi olarak bu, yani tabiri caizse yolmaya çalışmak oluyor. Yani zenginse malı gider demiyor. Bunun argoca tabiri onu yolmak oluyor. Peki malı yoksa ne olur? Yani illa bu hastalık insanda eğer tedavi edilmezse, kürtleşirse, yani bu vehim ne yapar bu kez? Gerçek hastalığa dönüşebilir bu kez de. O zaman da ne diyor üstad? O zaman aklı gider. Ta aklı gidermeye kadar insanı götürür ve sıhhati gider diyor. Yani burada. Burada üstad, yani vesveseye ben, burada konumuz vesvese olmadığı için üstad vesveseyi çok güzel bir şekilde zaten açıklıyor faydalarını. Mesela bu duygular niye verilmiş diyor mesela. Vesveseye biraz bakacak olsa mesela vasatı diyor, uyanıklığa sebeptir diyor. Taharriye sebeptir diyor mesela. Araştırmaya sebeptir. Daha sonra ciddiyete sebeptir diyor. Lakaytlığı atar diyor. Tehavvünü def eder. Tembelliği manasına mı geliyor tam olarak? Bilmiyorum. Öyle tehavvünü, tembelliği atar. Yani dolayısıyla yani bu vesvesenin azı yarar diyor işte. Çoğu zarar. Yani bu duygular verilmişse bir hikmeti vardır. Yani bu hikmete binaen bu duygulara biz hakim olursak o zaman kendimize hakim oluruz ve bunları iyiye kullanırız. Bu gibi mesela şeyler, bu vehim insanda nedir? Bir akli bir kavramdır. Bize ne yapar? Bazı insan zıtlarla beraberdir. Zıtlar insanı insan yapar. Zıtlar olmadığı zaman olmaz. Yani hastalık şifa, dert derman. Bunlar, yani zıtlar bizi insan yapan unsurlardır. Dolayısıyla yani bu vehim de bizde bir zıttır. Bu bizi tahriye sebep oluyor. Yani mesela bir hipotez atacağız. Şüphe olacak önce. Vehimi şeylerde yanında biraz da şüphe vardır. Bir ortaya mesela bir tez atacağız. Bu tez de mesela önemli bir meseledir. Mesela vehim konusu mesela burada çok önemlidir. Yasir Hocam toparlayabilir miyiz? Tamam, ben burada diğer kalan şeyleri bazılarını sonradan söyleyeyim. Şöyle diyeyim. Yani bundan kurtulmanın en önemli şeylerden bir tanesi, yani çare sunmak lazım bir de. İnsanın meşguliyet bulması lazım. Bir şeyle meşgul olacak. Boş adam vehhama kapılır. Boş olmayacak, boş durmayacak. Dolayısıyla meşgul olacak. İkincisi, bunun en büyük ilacı imandır. Teslim ve tevekküldür. İleri derecede vesveseye kapılan insanlara ehemmiyet verme demek yeterli oluyor mu? Yoksa psikolojik bir yardım alması gerekir mi diye bir sorunuz var hocam. Bir de vehim ve vesvese gibi hastalıklar için bunlarla baş etme yolları nelerdir? Böyle bir kılavuz şeklinde bir bilgi istemiş bir izleyicimiz. Her vesvesenin ayrı ayrı mı bir tedavisi var diyor. Hocam buyurun, sorularınız bunlar. Evet, ben sorularla başlayayım. Tabii ileri derecede vesveseli olduğumuz zaman elbette psikolojik destek ya da bu manada kendini yetiştirmiş akil insanlardan destek almak gerekir elbette. Bunu öncelikle söyleyeyim, ileri derecedeki durumlar. Şimdi bir defa öncelikle biz yani teşhis edersek kendimizi tedaviye öyle gideriz. Şimdi biz baştan şunu söylemiştim, ben zıtlarla varız biz demiştim. İnsanın yani bu vehimle vesveseyi tespit etme hayvani yönü var, nebati yönü var, melek yönü var. Hayvani yönümüz mesela işte yemek, içmek, şehvet, bazı duygular. İşte nebati yönümüz mesela uyku diyebiliriz. Melek yönümüz vicdan, kalp.
şeytana bakan yönlerimiz var. Biz çünkü imtihana tabiyiz. Nefis, işte evham, vesvese bunlardır. Şimdi insanda üstadı bir serbest diye bir şey kullanıyor. Serbest. Dış çıkışlar serbesttir. Yani bunları üstad önemsememek. Yani buraya gelen şey mesela zıtlar tedavi efkarda çabuk zihne gelir. Mesela örnek vereyim. Hem en meşhurdur mesela. Beyaz derseniz aklınıza siyah gelir. Yani bu dolaylıdır. Yani bu zıt kavramlar Allah böyle yaratmış yani insanı. Dolayısıyla buraya giriş çıkışların serbest olduğunu ve buradan mesul olmadığımızı akıl dışarıdaki şeyler gelen şeylerle çalışır. Yani bir insana bir şeyler girdi olacak. Girdiler ve çıktılar önemlidir. Hani ders çıktılar dediniz ya girdi çıktı. İnsanda da girenle çıkanlar önemlidir. Girdilerinizi kontrol ederseniz ben özetle bu cümleyi bir söylemiş olayım. Girdilerinizi kontrol ederseniz çıktılarınızı da kontrol edersiniz. İşte girdiler nedir? Bunda işte fıtrat dediğimiz mesele. Atıl hocam dedi mesela. İsraftır mesela. Zamanı israf. Vücudu israf. Mesela insan elinde diyor bir hocamız vardı öyle derdi. Altın bir çekiciniz olsa altın bir çekişle taş kırılmaz. Gerekli yerde kullanmak bir şeyi. Dolayısıyla buraya giriş çıkışların bizim mesuliyetimiz olmadığını düşünmek. Biz bunlardan mesul değiliz. Gelsin. Yani mesela namaza geliyorsun. En mahrem şey getiriyor şeytan. Bu özellikle getiriliyor. Mesela özellikle. Bu gelsin. Önemli değil. Bu senden değil. Üstad diyor ki bu senden olmadığına delil senin bundan rahatsız olmandır. Zaten şeytan da seni istiyor ki bunu yaparaktan sana namazı terk ettirmektir. Yani dolayısıyla insan kendini tanımalı. Bir, yani iki, imanını inkişaf ettirmeli. Hani böyle şeyler diyor ya. Fıtrata aykırı her türlü şeyi terk etmemiz. Doğru yerde olmalıyız. Doğru zamanda olmalıyız. Doğru işi yapmalıyız. Doğru yerde değilsen burada şeylik beklemeyeceksin. Mesela diyelim ki meyhanedesiniz ya da şey olur ve bir de şey müzik çalıyor böyle insanı derbeder ediyor. Sen burada şey bekleyemezsin yani. Burası doğru yer ve doğru zaman değil yani. Orada sesler ve girenler ve çıkanlar doğru olacak. Mesela bir örnek olsun diye uç örnek oldu belki. Ondan sonra insan mesela ben bazen söylerler böyle durumda olanlara şunu tavsiye ederim. Ben de yaparım. Hattı tavsiye ederim. Yani insanı alacak eline bir felak ve nasıl yazacak. Üstad diyor ki bunların yazması da şifadır diyor. Yani meşgul olacak. Besmele yazacak. Yani bir hat mesela dedim ya bir şeyle meşgul olacak. Buna en güzel şey güzel bir yani hattınız güzel olması önemli değil. Alın elinize bir şeyle meşgul olun yazın. Felak ve nasıl yazın. Felak ve nasıl okuduğunuz gibi yazın da. Meşguliyet bulmak. Hayal aynesi insanın yani hayal aynesine gelen şeyler gayri ihtiyari gelir. Bunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Bundan dolayı da önemsememek üstadın dediği gibi ehemmiyet vermemek. İstemsiz çalışır. Teklif altına girmez bunlar. Bunu bilmemiz lazım. Hayal ile düşünce bize rağmen çalışıyor. Yapmadıkça, konuşmadıkça mesul olmuyoruz. Yani insanlar hep mesuliyetten korkuyor. Demin insanın kendisini tanıması gerektiğini söylemiştim. Bunlar da yarım kaldı galiba. Fıtrata aykırı şeyleri terk etmesi. Atil hocam dediği gibi israf var mesela israf. Duygularımızı bilmemiz, endişe istikbal mesela. Nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız? Üstad bunları 9. mektubu okumasını tavsiye ederim. İnsan şeylerin. İyi bir meşguliyet bulmak dedim. İşte bunu şeyi söylemiştim. Yazma mesela. Hat bir güzel şeydir bunda. Özellikle de işte felak ve nas ve bu şifa ayetleri yazılabilir. Yani bu çok önemli. Doğru düşünüyorsanız kendinizi iyi hissedersiniz. İyi hissetmiyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Yani güzel gören güzel düşünür diyor usta. Bunun da yolu doğru yerde doğru insanlarla doğru işi yapmak. Yani doğru yerde değilseniz örneğin meyhanedeyseniz ve orada bir derbeder müzik çalıyorsa orada doğru düşünmemiz mümkün değildir. Yani insan doğru düşünüyorsa doğru hisseder. Yani bunu dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir özellikle. Ve bu serbest bölgenin bize rağmen çalıştığını ve bunları bizim kullanabileceğimizi, bunlar bizi araştırmaya sevk ettiğini, hakikatlara bir merdiven olduğunu, vehim ve vesvesenin aslında bizim için birer merdiven olduğunu, iyi kullanırsak bizi iyi yerlere götüreceğini, bunlar iyi insanlarla,
iyi kitaplar okuyarak, iyi yerde bulunarak çözebiliriz. Her şeyin ilacı olan imanımızı inkişaf ettirmek. Her insan niye korkar? Ölmekten korkar. Bazıları espri yapar. Her insan ölecek yaştadır. Hepimiz ölünceye kadar yaşayacağız. Dolayısıyla yani dert etmeye gerek yok hiçbir şey. Ben özetle bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.